alakayı yapıyorsanız alabilirsiniz. Dolayısıyla elbette ki Müslüman bir şey yaparken, Allah'ın rızasına uygun bir şey yaparken en özelliğine hassas davranmalı, itina göstermeli. Bu itinayı gösterirken de değerli kardeşlerim, o sorumluluğu taşıyıp taşımadığını bilmeli. Muhterem Müslümanlar, Kurban Bayramı'ndaki yapılan ibadete bakıldığı zaman aslında namaz kılan bir Müslüman, zekat veren bir Müslüman, hac eden bir Müslüman, kelime-i şehadet getiren bir Müslüman, kurban kesen bir Müslüman, velhâsıl emr-i maruf ve nehyan-i münker yapan bir Müslümanın gayesi ve maksadı Allah'a yaklaşmak değildir. Allah'a yaklaşmaktır. İslam'ın çizmiş olduğu ölçüler içerisinde yapmış olduğunuz bütün davranışlar sizi Allah'a yaklaştırır. Kurban da buradan başka bir şey değil. Kelime olarak da bu bakıldığı zaman, anlam olarak da bu, mana olarak da bu. Kurban, insanı Allah'a yaklaştıran, Allah'ın rızasını kazandıran, Allah yoluna gitmekte vesile olan bir ibadet, başka bir şey değil. Yoksa bizim Allah rızasına uygun olarak yapmış olduğumuz bütün iyi ve davranışların değerlendirme açısından Allah'ın huzurunda değerlendirileceğini Kur'an da yani diyor. Bakın Zesran Billah. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُوبُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُ تَقْوَى اِلَى اَخْرِهَا ayet. Allah beyan ediyor Kur'an'da, buyuruyor ki sizi Allah'ın yoluna kurban etmiş olduğunuz hayvanların ne etleri ne de kanları hiçbir şey Allah'a lakin yanar takva diyor Allah. Sadece sizin takvanız, yani bir Müslüman zor şartlarda, sıkıntılı şartlarda Allah rızası için Allah'ın yoluna o bayram gününde o ibadeti yapmasıyla birlikte Allah beyan ediyor ki o takvadır Allah'a ulaşan, yani gerektiğinde Müslüman Allah maddi ve manevi her şeyini heba edeceğini gösterme anlamında Kur'an beyan ediyor. Buyuruyor ki eyvallah, buradaki önemli olan takvadır. Bu takva da sizin için yeterli. Ama bunun ötesinde onunla fakirleri sevindiriyoruz. Bunun ötesinde onunla fakir kardeşlerimizle arada olan İslami münasebetlerimizi geliştiriyoruz. Ve dolayısıyla da birlik beraberlik noktasında birbirimize karşı olan duygularımızı besleme noktasında üzerimize elzem olan görevleri yapıyoruz. Yoksa bunun ötesinde başka bir şey değil değerli kardeşlerim. Ve bunun içindir ki insan bu görevi yerine getirmekle birlikte bununla İslami olarak hangi göreve bakarsanız bak, bir Müslüman Allah'a karşı olan görevini yerine getirdiği takdirde buyuruyor ki Allah